Bu dersimizde Eğitim Vadisi yayınları 10. sınıf planlı ders föylerinde 23. föydeyiz. Yamu 22. föyde biraz işledik arkadaşlar. Bugün de biraz yamun alanından bahsedeceğiz. Yamun alanında arkadaşlar A alt taban, C de üst taban olmak üzere alt tabanla üst tabanı topluyoruz. Yükseklikler de burada h gösteriliyor. Çarpı h bölü 2'den buluyoruz. Bu nereden gelir arkadaşlar? isterseniz bunu da anlatalım. Şu şekilde BD köşegeni çizersek aşağıdaki ABD üçgenindeki alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2'den AH bölü 2. Sonra burada kırmızıyla gösterdiğim bölgeye bakalım. BCD üçgenindeki alan tabanı C, yükseklik yine H artı CH bölü 2. Bakın her ikisinde de H ile 2'ler ortak. Dolayısıyla bunları silelim. Yerine kaldı? A ve C. Yani bakın bu ifadenin aynısı oldu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bizde burada alt taban ve üst taban verilmiş. Alanı sorulmuştur. Burada bize sadece arkadaşlar yükseklik gerekiyor. Dolayısıyla D'den aşağıya bir tane dikme çiziyorum. Burası 90 derece. Dolayısıyla burası 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeninde kuralımız neydi? Hipotenüs 4 ise 30'un karşısındaki bunun yarısı olacaktı. 2 kök 3. 60'ın karşısındaki yüksekliğimiz de 2 kök 3'ün kök 3 katı. Yani buradan h 6. Gelelim alana. Alt taban 12, üst taban 2. Yüksekliği 6 bulduk. Buradan 14 çarpı 3'ten ABCD yamuğunun alanı 42 cm karedir. Tabanı bu şekilde iki eş parçaya bölmüşüz. Burada 2AE 3DC diyor. Burası önemli. AE'ye 3X dersek burası da 3X. Bakın burada AE'ye 3X derseniz DC'miz 2X olmalı. Yani burası 2X. Burada arkadaşlar şu A ile C'yi birleştirelim. Köşegeni birleştirelim. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. İşaretlediğim iki üçgenin de tabanları aynı. Yükseklikleri aynı. O zaman alanları ikisi de birbirine eşittir. Burada diyelim ki tabanımız 6x yüksekliğimiz h bölü 2 ne olacak arkadaşlar? 12 artı 12'den 24. Sadeleştirirsek burası 6'yı 2'ye böl 3 defa var. 24 ile sadeleştirirsek x çarpı h 8. Şimdi biz buranın alanına bakalım. İşaretlediğimiz bölgeye bakalım. Tabanı 2x yüksekliği h üçgen olduğu için 2'ye bölüyoruz. x çarpı h yani Yukarıdaki taralı bölgenin alanı 8. E burası 8 ise bize ne demiş? Toplam alanı sormuş. 12, 12 ve 8'den toplam alanımız 32 cm kare. Alt taban üst taban belli. Yüksekliği bilmiyoruz. Yamuğun alanını sormuş. Burada paralellik vermiş. Bu zaten yamuk olduğu için tamamdır. Şimdi biz bu C'den arkadaşlar bir tane paralel çizelim. Şu şekilde AD'ye paralel olacak şekilde bir CK oluşturdum. E paralel kenar yaptıysam burası 10, burası da 12. Sonrasında bakın 30'dan buradaki 30'dan 10'u çıkarırsak burası 20'dir. Şimdi taradığımız üçgen özel bir üçgen. Özel üçgenleri bilmemiz gerekiyor. Mesela özel üçgenlerden bir tanesi neydi? 3, 4, 5. Şimdi kenarlara bakarsanız 12, 16, 20 üçgeni Bakın bu üçgende hepsi 4 ile genişletilmiş. Burası da 20. Demek ki 3 4 5 dik üçgenine benzer bir üçgenimiz var burada. Buradaki anahtar kelime bu bir dik üçgen. Yani buradaki C açısı 90 derece. Şimdi yüksekliği hala bulamadık. Bu üçgende arkadaşlar taradığım üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den de bulunur ya da dik kenarları 12 çarpı 16 bölü 2'den de bulunur. 2'ler gitsin. 20H eşittir 192. Şimdi biz büyük yamuğun alanını bulalım. Tabanımız alt taban 10, üst taban üst taban 10, alt taban 30 daha doğrusu 40 çarpı h bölü 2. Buradan da 20 h'tır. E zaten bakın biz 20 h'ı bulmuştuk. Burada h'ı bulmakla uğraşmadım arkadaşlar. Biraz işin pratiğine kaçtım. Cevabımız 192. Çıkmış bir sorumuz var. AED eşkenar üçgen. Burası o zaman 12, 12, 12. Açılarımız da 60, 60, 60. Sonra CE, e, CB'ye eşittir diyor. Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Şu açılarda birbirinin aynısı. E noktası AB üzerindedir. Yamuğun alanını bulalım. Şimdi yamuğun alanını nasıl bulacağız? Alt taban gerekiyor. Alt tabana bakıyorum. 12 artı 8'den 20 cm. Üst tabanı bilmiyoruz. Üst tabanı bulacağız. nasıl yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Yukarıdan aşağı dikmeler çizelim. Şu şekilde. Dikme DK ve CH gibi iki tane olsun. Burada ne vardı? İkiz kenar olduğu zaman ya da eşkenar olduğu zaman şu açılar ikisi de birbirine eşit 60-60 dedik. Bu tabanı 12'ye iki eş parçaya 6-6 ayırırız. Burası dikme olduğuna göre şu açımızda 30 derece. Yani burası 30, 60, 90 üçgeni. Bakın 90'ın karşısında 12 varsa 30'un karşısında bunun yarısı vardı. 60'ın karşısında da kök 3 katı. Yani bu yükseklik 6 kök 3. E burada bakın sağ taraftaki CEB üçgeninde de ikiz kenar olduğu için bu 8'i 2 eş parçaya bölüyoruz. Burası da 4 4. Şimdi kırmızıyla gösterdiğim yere bakarsanız burası 6 artı 4'ten 11'im Dolayısıyla üst tabanımız 11'im. Yani alanımız alt taban artı üst taban çarpı bulmuş olduğumuz yükseklik 6 kök 3 bölü 2. Buradan da cevabımız 90 kök 3 ile c şıkkı. Yamuk da EF doğru parçası yardımıyla arkadaşlar 2 a'ya a olacak şekilde iki farklı yamuğa ayrıldığını görüyoruz Yamon alanı alt taban artı üst taban çarpı h bölü 2. Buradan 6h eşittir 2a. Sadeleştirirsek a dediğimiz alan h'ın 3 katı. Buradan devam edelim. Alt taban 5 üst taban x çarpı h bölü 2 eşittir a'ymış. a dediğimizde bakın burada neydi? 3h. Bunu silip yerine 3h yazabiliriz. Sadeleştirelim. H'lar gitti. 5 artı x eşittir 3 kere 2 içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ve buradan x'imizi 1 cm buluruz. Burada bir dik yamuğumuz var. Dik yamukta köşegenler dik kesişirse arkadaşlar h kare eşittir. Buna a diyelim. Yukarıya c diyelim. Kuralımız bu şekilde. h kare eşittir ac. Tabii ki ne zaman dik yamuk olacak köşegenlerimizde bu şekilde dik kesişmesi gerekiyor. Yani h kare eşittir. 8 çarpı 2 karesi 16 yapan sayı da 4'tür. Dolayısıyla yamuğun alanını zaten biliyoruz. Alt taban artı üst taban çarpı h bölü 2 idi. Buradan da sadeleştirirsek bu yamuğun alanı da 20 birim kare gelir. Bu soruda iki farklı yol var arkadaşlar. Kural genelde vermeyi istemiyorum ama kuralla verirsek çok daha pratik olacak. Şimdi bakın EF burada bir orta taban değil. Ancak büyük yamuğu iki farklı yamuk olacak şekilde ve alanları birbirinin aynısı olacak şekilde bölmüş. Burada iki yamuğun alanları oranı arkadaşlar. Tabanlara bakıyoruz. X ve 4. X kare eksi 4'ün karesi bölü. Alttakine bakıyoruz. Burada da 8'in karesi eksi x'in karesi olacak şekilde bir tane kuralımız var. Bu oranda birbirini eşitmiş yani 1'miş. İçler dışlar yaparsak x kare eksi 16 64 eksi x kare gelir. X'leri sol tarafa atalım. Bu artı 16 olarak geçecek. 64 artı 16'dan 80'dir. Yani x karemiz buradan 40'tır. E karesi 40 yapan sayı yok. Dolayısıyla köklü ifadelere geçiyorum. Bu da kök 40. Tabii ki testte hiçbir zaman kök 40 olmaz. Bunu 4 çarpı 10 diye çarpanlara ayırabiliriz. 4 de dışarıya 2 diye çıkar. Aradığımız x 2 kök 10 santimetre gelir. Burada önemli olan ab'nin uzunluğu dc'nin 4 katıymış. Yani buraya 8x dersek dc'miz 2x. Sonra buradan ek değil de em olacak şekilde böyle bir taban çiziyorum. Bakın benzerlikten 1'e 2 oranı var. Yani burası x'e 2x olacak şekilde bir benzerlik var. Şimdi kırmızıyla işaretlediğim bölgeye bakarsak tabanlarımız x'e 8x olacak şekilde bir kelebek benzerliği var. Yani 1'e 8 olacak şekilde burası atıyorum şu uzunluğumuz a birimse burası 8a olacak şekilde. Yani şöyle 1'e 8, 8x'e x, a'ya 8a. Şimdi iki üçgenin alanları oranı 1'e 8 ise ya da kenarları oranı 1'e 8 ise alanları oranı 1'e 64'tür. Yani buranın alanı 64 ise zaten soru 64 vermiş. Yukarıdaki bölgenin alanı 1 birim kare. Yani buradaki kırmızı olan üçgenin alanı 1 birim. Şimdi maviyle gösterdiğim bölgeye bakarsak burada tabanları 1'e 8. A'ya 8 verilmiş. 8A verilmiş. Dolayısıyla burası 1'e 8'den 9 birimdir. Şimdi A, D, C'yi tekrar çizelim. Biraz karışacak gibi. Burası A, D, C. Sonra ortada ne var? E, M'miz var. Burası E, M olsun. 8 artı 1'den buranın alanı 9. Şimdi burada eşitlikler verilmişti. Bakın bir ve iki birimlik bir benzerliğimiz var. Dolayısıyla alanları oranını sorarsa karesini alıyoruz. 1'e 4'tür. Yani buranın alanı 1'a ise toplamının alanı 4A'dır. Yani 4A 4 kere 9'dan 36. Bu neyin alanıdır? ADC D, üçgeninin alanıdır. Bize orayı sormuyor arkadaşlar. Şu bölgeyi soruyor. Taramış olduğumuz bölgeyi soruyor. Tamamı 36 olduğuna göre aşağıdaki 8'i şuradaki 8'i çıkardığımız zaman aradığımız bölge 28 santimetre kare. ABCD'miz bir yamuk ancak burada ikizkenar bir yamuk olduğuna dikkat edelim. AC köşegeni 12 olduğuna göre BD köşegenini çizdiğimiz zaman bu da 12 olacak. Çünkü bu ikizkenar bir yamuk. Burası bakın e, ne diyoruz? AC'miz 12 ise BD 12 dedik. Açı olarak da burası 45 ise burası da 45'tir. Şu geriye kalan küçük açılar da birbirine eşit. Dolayısıyla burası K noktası dersek K açısı 90 derece. Şimdi K90 ise biz buraya yükseklik diyebiliriz. Diyelim ki KB'ye H1 diyelim. KD'ye de H2 diyebiliriz. Yani buradaki alanı bulmak istiyorsak AC taban olsun. AC 12 yükseklik H1 bölü 2'den 6 H1 neyin alanıdır? Bu bölgenin alanıdır. Sonra kırmızıyla gösterdiğimiz bölgeye bakalım. Bu bölgede tabanı 12 yüksekliği H2 diyelim. Bunu da sadeleştirirseniz 6H2. Yani aslında bize 6 çarpı H1 artı H2'yi soruyor. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar bakın. BD uzunluğu yani AC uzunluğu o da 12 santimetrelik bir köşegendir. Dolayısıyla 6 çarpı 12'den cevabımız 72'dir. Bunu ikinci bir yola da şöyle yapabiliriz. Burayı silelim. Köşegenlerimiz 12 ikisi de 12 ise arkadaşlar şöyle bir kuralımız olacak. 1 bölü 2 çarpı köşegenlerin çarpımı çarpı aralarındaki açıyı az önce bulmuştuk. Bu açının sinüs değeri yani sinüs 90. Dolayısıyla bizim biraz da trigonometri bilmemiz gerekiyor. Sadeleştirirsek burası 72 sinüs 90 da 1'dir. Aynı şekilde yine 72 cm kareyi buluruz. İkizkenar yamuğun alanı A çarpı H'dir diyor. Bu nereden gelir arkadaşlar? Bakın ikiz kenar olduğu için bu üçgenle şimdi sağ tarafta kendi oluşturacağım üçgen ikisi kenarları h diyelim ki buraya x x olduğu için açılar da aynı olduğu için atıyorum burada y olsun. Burası da y'dir. Yani bu kırmızı bölgeyi alıp sağ tarafa taşıdığım zaman yeni oluşan buradaki mavi şeklimiz bakın kenarları a birimi h birim olan bir dikdörtgen olacaktır dikdörtgenin alanı da a çarpı h'tan bulunur. Sonrasında diğer kuralımız ikiz kenar yamukta köşegenler eğer 90 derece yani dik kesişiyorsa yükseklik orta taban eşittir. Yani yükseklik alt taban artı üst taban bölü 2'dir. Dolayısıyla alanı bulurken alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik diyorduk. Çarpı h dersek bakın buradan h kare geliyor. Mesela burada biz alanı arıyoruz arkadaşlar. Alan için ne yapıyorduk? İkiz kenar olduğu için buradaki parçayı alıp buraya götürebilirsiniz demiştik. Dolayısıyla burası ne oldu? Dikdörtgen oldu. Tabanımız tamamı değil de AH'ımız 8 olduğu için 8 kere 6'dan 48 cm kare. Burada da yine az önceki notlarımdaki ikinci kuraldan arkadaşlar. İkiz kenar bir yamuktur ve köşegenlere dik kesişiyor. Dolayısıyla haşımız orta tabana eşittir. Alt taban artı üst taban bölü 2'den 7'dir. Neydi? alanımız da haş kareydi. Dolayısıyla yamuğun alanı 7'nin karesinden 49 cm kare. Diğer bir kuralımız da şu şekilde arkadaşlar. Yamuktaki karşılıkta olan bu iki üçgenin alanı birbirine eşittir. Sonrasında S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşittir. Yani karşılıklı olanların alanları çarpımı birbirine eşit olacaktır. Altta da arkadaşlar bakın E1 bizim orta noktamız olacak. AD'nin orta noktası olmak şartıyla bu mavi üçgenin içindeki bölgenin alanı diğer dışarıdaki bu beyaz üçgenlerin içindeki alanların toplamına eşittir. Diyelim ki burası 10 ise A artı S'de 5 5 4 6 3 7 gibi toplamı 10 yapacak. Yani büyük şeklin alanı buradaki mavi bölgenin alanının 2 katı. Bakın 3'e 12. 3 ile 12'yi çarparsak ne yapar? 36. Diyelim ki burası A birim kare. Burası da A birim kare. A çarpı A 36. Dolayısıyla A'mız 6. Yani yamuğun alanı 2 tane A var. Bir 3 bir de 12 var toparlarsak alanımız 27 santimetre kare. ABDC'nin 3 katı. Yani buraya x dersek burası 3x. Buradaki benzerlik oranımız 1'e 3'tür. E alanları oranında da karesini alıyorduk. Burası 1'e 9 oluyor. Yani bu 4 birimse 4 kere 9'dan burası 36 birim kare. Yan tarafta bakın bunlar da birbirine eşit. A'ya A olsun. Karşılıklı olan alanların çarpımı A çarpı A eşittir. 4 çarpı 36. Yani A'nın karesi 144. Dolayısıyla bizim bir tane A'mız 12 santimetre kare. E bize bunu sormamış. Toplam alanı sormuş. 2 tane A'mız var. 12, 12. Bir 4. Bir tane de 36'mız var. Dolayısıyla hepsini toplarsak cevabımız buradan 64. E noktası tam bir orta nokta arkadaşlar. Buna göre toplam yamuğun, büyük yamuğun alanını bulalım. Şimdi biz buradan E'den bu şekilde bir EF çizersek arkadaşlar. EF orta taban olur. 10 ise burası 5, 5. Burası da atıyorum x, x gibi olduğu için orta taban. Şimdi orta taban alt tabanla üst tabanın topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Orta tabanımızın uzunluğu 13 santimetre. Yani bizim burada bir tane dik üçgenimiz var. Bu da özel bir üçgen. Bakın nasıl? 5 12 13 özel üçgeni. Şimdi büyük şeklin alanını bulamadık. Ancak şöyle yapalım. Az önceki öğrendiğimiz kuraldan şöyle bir tane büyük mavi bir tane üçgen oluşturalım. Bunun alanı diğer ikisinin toplamının alanına eşittir. Yani şöyle bir kenarı 10, diğeri 12 birim olan ADE üçgenimiz var. Bu dik bir üçgen. bunun alanı da 10 çarpı 12 bölü 2'den 60'tır. E burası 60 olduğuna göre şuradaki iki farklı üçgenin alanı da 60'tır. Toplam 60 60'tan cevabımız 120'dir. Burada EF'miz orta tabanı arkadaşlar. Diyelim ki bu üçgenin alanı A, bunun alanı da B. Şimdi buradaki toplam üstteki yamuğun alanı A artı B artı 6. Şimdi ben burada D'den F'ye bir doğru parçası çizdiğim zaman arkadaşlar tabanları bakın EK ve KF. Bunları alıp yan yana topladığım zaman buradaki alanımız ne olacaktır? A artı B olacaktır. Dolayısıyla bu 6 santimetre nereye geçiyor? Buraya. Şimdi benzer şekilde bunu bir de şöyle yapalım. Aynısını AF için yapıyorum. A'dan F'ye çizdiğimde de Tıpkı yukarıda olduğu gibi bakın buraya C buna D dersem buranın alanı C artı D artı 20. Yani biz burayı EK ve KF tabanlarına birleştirir böyle bir orta taban oluşturursak buranın alanı ne olacaktır? CD olacaktır. Yani burası da 20. Şimdi tekrar buraya E'yi de yazalım. Bakın ne oldu arkadaşlar? Şu bölgenin alanı ne demiştik kuralımızda? Dışarıda kalan 2 tane 6 ve 20'nin toplamıdır. Yani 26 dışarıda 26 da burada var. Toplam ikisinden yamuğun alanı 52 cm kare olur. DE'miz EA'ya eşittir. Bunu görüyoruz. AB'miz DC'nin 4 katı. Buraya 4x dersek buraya x deriz. Şimdi burada yine E'den C'ye yi birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar burası alfa ise burası da atıyorum teta olsun. İkisinin toplamı 180. Şimdi şöyle bir şey biliyoruz. Sinüs alfa eşittir. Sinüs 180 eksi alfa. Bu biraz ne oluyor? Trigonometriye giriyor. Buradan da sinüs alfa eşittir. Sinüs teta gibi düşünebiliriz. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Aşağıdaki taradığımız bölgede kenarlara bakalım. Kenarları a ve 4x. Sinüs alan formülümüz arkadaşlar 1 bölü 2 kenarlar çarpımı çarpı aradaki açının sinüs değeridir. Bu bakın 24'müş. Şimdi 4'ü sadeleştirirsek 1 bölü 2 a x sinüs alfa eşittir 6 olacaktır. 4'ler giderse burası 6 olur. Şimdi buraya gelip bakarsanız buradaki alanımız nedir? 1 bölü 2 a çarpı x çarpı sinüs teta. E, sinüs teta da sinüs alfaya eşitti. Dolayısıyla bakın alttakini olduğu gibi buraya geçirip buranın alanı 6 birim karedir diyebiliriz. E Kural gereği bu 24 ile 6'nın toplamı 30 değil mi? Bu E'de orta nokta bakın burası 30'dur. Dolayısıyla 30 EBC'de da dışarıda bulduk. İkisinin toplamı bize yamuğun alanını verir. Bu da 60 santimetre kare. EF'miz orta taban yani bunlar birbirine eşit bu şekilde. Buralarda AEE e de eşittir. Tarama bölgelerinin alanları toplamı 15'tir. Buna göre büyük yamanın alanını bulalım. Şimdi burada nasıl bir özelliğimiz var arkadaşlar? Şöyle bir şey çizmek istiyorum. Yine benzerlikten gideceğim. Bu ikisi birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olduğu zaman üstteki üçgenin alanı A ise toplam büyük üçgen 4A'dır. Aşağıdaki bölgede 3A'dır. Yani buranın alanına A derseniz burası 3A. Yani buranın alanı B ise burası da 3B'dir. Burası C ise arkadaşlar bakın burada 1'e 2'lik oranı görüyoruz. Burası da 3C. Yani bizim A artı B artı C'nin 15 olduğunu görüyoruz. Toplam alanda 4A, 4B, 4C var. Yani bunun tam olarak 4 katı. Dolayısıyla 4 çarpı 15 bize ABCD yamuğunun alanını verecektir. AB tabanı DC'nin 2 katı üçgenlerin alanları da 18'e 12'dir. Buna göre ABCD yamuğunun alanı kaç birim kare? Burada arkadaşlar küçük 2 tane üçgenimiz var EFCD yamuğunda. Bu ikisini alıp şu şekilde arkadaşlar birleştirdiğimizde EC'yi onların ikisini Buraya taşırsak şu geriye kalan kısmın alanı 18 olacaktır. Aşağıda da bakın burada iki tane ne var? Üçgenimiz var. Bir de 12 var. Burada da yine bakın AK ve KB tabanları kullanılacak şekilde yine E'den B'ye bu şekilde bir köşegen çizdiğimizde buranın alanı da yine 12 birim olacaktır. Yani nasıl oldu? Şöyle bir üçgenimiz var. İkisinin de arkadaşlar Tepe noktası ikisinde de E yani yükseklikleri ortak. Alanları da 18, 12. 18, 12'yi sadeleştirirsek 3'e 2'dir. Yani burası 3 xe 2x gibi. Burası 3x e, burası da 2x. Şimdi buraya kadar anlaşıldıysa silelim. Tekrar buradan devam edeceğiz. Yani burası 3x dedik. Burası da 2x. Sonra ABDC'nin 2 katı. Buraya mesela 10y dersek yukarısı 5y gibi. Buradan şöyle bir paralellik yaparsak 5y, 5y, 5y gibi. Sonrasında 10y'den çıkarsak burası da 5y. Bu neden 1 değil de 5, 10 gibi sayılar seçtim? Şimdi bakın burada bir benzerlik yapıyoruz. 3x'in 5x'e oranı yani 3 bölü 5. Dolayısıyla şurada göstermiş olduğum uzunluk bakın tabanları 3y'ye 5y olacak. Dolayısıyla burası 3y'dir. Yani bizim EF uzunluğumuz 5 artı 3'ten 8y. Şimdi yine buradan büyük şekli tekrar çizelim. Karışmasını şu şekilde yapalım. Orta tabanımız ya da EF tabanı diyelim. Tam orta taban diyemeyiz. Burası nedir? 8y dedik. Sonrasında burada arkadaşlar şurası neydi? 18'di. Aşağısı da 12. Şimdi burada bakın Tabanı 8Y olduğunda alan 18 oluyormuş. Biz buradaki EDC üçgeninin şu alanını arıyoruz. Burada yükseklikler ortak ancak tabanı burada 5Y. 8Y'ye 18 ise 5Y'ye kaçtır? Şimdi burada içler dışarı yaparsak 90Y eşittir. 8Y çarpı soru işareti gibi. E, Y'lerde giderse burası 90 bölü 8. Bunu da 2'ye bölersek 45 bölü 4. Bu nerenin alanı? Bu EDC'nin alanı 45 bölü 4. Şimdi biraz daha kırmızı ile yapalım. Ee, şurada arkadaşlar EBF'nin alanını biz ne bulmuştuk? 12 söylemiştik. Sonrasında burası 12. Bakın tabanı 8Y olduğunda ikisinin de yükseklikleri şu şekilde ortak bir yükseklik var. 8Y'ye 12 olduğunda e, burada arkadaşlar tabanı 10Y dedik buraya. ABE üçgenine bakalım. Tabanı 10Y olduğunda yine aynı yükseklik olacaktır. 10Y'de ne olacak? İçler dışlar. İçler dışlar yaparsak 120Y eşittir. 8Y çarpı soru işareti. Buradan sadeleştirirsek alttaki üçgenin alanı 15. Şimdi soru çok şükür bitti arkadaşlar. Şimdi burası 15, 18 ve 12 hepsini topluyoruz. Artık 45 bölü 4'ü ekliyoruz. 30, 45 artı 45 bölü 4. E buradan da 225 bölü 4. Soru biraz uzun oldu arkadaşlar ama umarım anlamışsınızdır. Çok adımlı bir soru oldu diyebiliriz. ABD eşkenar üçgen. BF de DF'nin 4 katıdır. Dolayısıyla burası x, burası 4x olduğuna göre şurada bir kelebek benzerliği yaparsak arkadaşlar 8 bölü 4'ten yukarıdaki DE'miz de 2 birim. Eşkenar üçgen ise burası da 8'dir. Şu uzunluğun tamamı da 8'dir. E şimdi eşkenar üçgen ise burası 60. Dik olduğuna göre burası 30'dur. Burası da 90. E 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4 vardır. Yani EC'miz 4 eksi 2'den 2. E buradaki açımız da arkadaşlar o zaman 60 derece. 4 olduğuna göre yüksekliğimizde 4 3. Şimdi taramış olduğumuz dik yamuğun alanı sorulmuş. Alt taban 8, üst taban EC 2 çarpı yükseklik bölü 2. Buradan da 10 çarpı 2 kök yamuğun alanı 20 kök 3 birim karedir. Cevabımız E şıkkı. Bu iki üçgenin alanları oranı 2'ye 4. Bakın ikisinde de tepe noktası E yani yükseklikleri ortaktır. Dolayısıyla tabanları oranı birbirinin iki katı olacak. Yani x'e 2x olacak. Sonra bize demiş ki ABC'de yamuğunun alanını bulalım. Burada arkadaşlar 2x'e 3x olacak şekilde bir benzerlik var. 2x'e 3x dersek benzerlik oranımız 2 bölü 3. E alanları oranında da bunun karesini alıyorduk. Dolayısıyla burası 4 bölü 9 olacak. Yani Buraya bakın arkadaşlar 4 birim olduğuna göre e, tamamını bilmiyoruz kaç birim olduğunu. 4 artı A artı 2'miz 9 olacakmış. Yani buradan 4 artı A artı 2 9 dersek A dediğimiz alan 3 olacak. Yani şurasının alanı 3 birim kare. E bu bölgenin alanı 4 artı 2'den 6 olduğuna göre burası da 6'dır. Şimdi burada ne diyebiliriz? Bakın alanı 3'e 6 yani 2 katı. Dolayısıyla 6 kere 2'den 12 diyebiliriz. Ya da şöyle de diyebiliriz. Karşılıklı alanların çarpımı 3 çarpı A eşittir. 6 çarpı 6'dan da yine bu bölgenin alanını 12 bulabiliriz arkadaşlar. Yani toplam alan 12, 6, 6 ve 3'ün toplamından 25, 12, 15, 27 santimetre karedir. Burada DC AB'ye paraleldir çünkü yamuktur diyor. EF'miz de AD'ye paralel. Burası bizim için daha önemli. Burada arkadaşlar 4'e 8'lik iki tane üçgen var. Tepe noktaları ortak, yükseklikleri aynı. Dolayısıyla tabanları oranı da 4'e 8'dir. Yani buraya x derseniz burası da 2x. Şimdi taramış olduğum, göstermiş olduğum mavi üçgene bakarsanız arkadaşlar 2x'e 3x'lik bir benzerlik var. Yani benzerlik oranımız 2 bölü 3. Alanları oranı için konuşursak 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9'dur. Burası da arkadaşlar şuraya a diyelim. 8 bölü 8 artı 4 artı a'ya eşittir. Buradan içler dışlar yapacağız. Sadeleştirelim. İçler dışlar 9 kere 2 18 eşittir. a artı 12. Yani a dediğimiz alanımız 6'dır. Biz nereye a dedik? Şuraya a dedik bakın. a Dolayısıyla burası da A'dır, 6'dır. Şu alanı bilmiyoruz. Burada karşılıklı olan alanlar bakın 6'ya 6 çarpıyorum. Eşittir. Yukarıdaki alanı bilmiyoruz. B diyelim. Aşağıdaki alanın tamamı da 4 artı 8. E sadeleştirirsek yukarıdaki küçük üçgenin alanı 3 birim kare. Hepsini toplayalım. 3'ler var, 6'lar var, 4 ve 8. Topluyoruz. Buradan 10 geldi. 19, 8 daha. Yine cevabımız 27 cm kare. Dik yamuk verilmiş. Burada arkadaşlar direkt dikkatimizi çeken 6, 8, 10 üçgeni. 3, 4, 5 üçgenimizin iki katı 6, 8, 10 üçgeni. Yani AB'miz 10 cm. Paraleli zaten biliyoruz. Diklikleri gördük. Şimdi yamuğu bulacağız. Yamuğun alanını bulabilmek için. Şimdi bunu biz arkadaşlar şöyle uzatırsak üst tabanı bulmaya çalışıyorum. Üst tabanı şurası burası belli değil arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şurası alfa olsun. Buraya da teta dersek toplamları 90. Burası 90 yapması için buraya alfa kaldı. Buraya da yine 90 ve teta. Şimdi burada bir benzerlik yapacağız. Bakın burada 6, 8, 10 üçgeni var. Yani burada alfanın karşısında 6, teta'nın 8, 90'a 10 var. Bu üçgende de iç açıları aynı. Şimdi bunları benzerlik yapacağız. Alfanın karşısında burada ne var? Buraya atıyorum x diyelim. x birim var. Teta'nın karşısında da bilmiyoruz. Sonrasında 90'ın karşısında 6 ve 6 var. Yani 12 var. Dolayısıyla bunların birbirine oranı eşittir. Çünkü benzerdir. E 6 bölü x eşittir. 10 bölü 12 ise içler dışlardan x'i buluruz. Yani buradaki x dediğimiz şu ck uzunluğumuz 7.2. E ondan çıkarırsak da burası da 10 7.2'den 2,8 olur. Şimdi biz bu teta'nın karşısındaki yüksekliği bilmiyoruz. Buna da h diyelim. Burada arkadaşlar 8 bölü h eşittir 10 bölü 12. E buradan da içler dışlar yaparsak yüksekliği de bu şekilde 9 tam Onda 6 bulduk. Şimdi gelelim bu yamuğun alanına. O yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Buradan da düzenlersek 6,4 çarpı 9 tam 10'da 6. Burada aynı olan açılara alfa dersek 90'lar da ortak. Şu iki üçgende alfa teta 90 eşitliğini görüyoruz. Teta'nın karşısında birinde 4 var diğerinde 8 var. Alfanın karşısında o zaman birinde x varsa diğerinde 2x var. İkisini toplarsak 3x eşittir. 9'dan x'imiz 3'tür. Yani burası 3 olduğuna göre burası 3, 4, 5. 3 kere 2, 6 olduğuna göre burası da 6, 8, 10 üçgeni. Bize EDA üçgensel bölgesinin alanı sorulmuş. Yani buranın alanı nedir? Bu dik üçgen olsa direkt bulurduk ama dik üçgen olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi büyük yamuk yani ABCD yamuğunun alanı alt taban üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 kere 9'dan 54 gelir. Biz buradan bu küçük üçgenlerin alanını çıkarırsak yani 3 çarpı 4 bölü 2'den DCE'nin alanıyla burada 6 çarpı 8 bölü 2'den de ABE'nin alanını bulup toplayalım. 31'imi çıkarırsak aradığımız bölgenin alanı 54 eksi 30'dan 24 olacaktır. ABC'de dik yamuk paralellikler verilmiş dikmeleri görüyoruz. 6'ya 6 buna göre x kaçtır? Şimdi burası 9 santimetre. Biz buradan şöyle uzatmış olsak bu C'yi uzatalım. B'den de uzatalım. BCK üçgeni yaptım. Burada bakın 9. 9'dan 4 çıktı. Burası 5. 6, 6 daha 12. Dolayısıyla burası 12. Bakın burada ne oldu? BKC üçgeni 5 12 13 üçgeni oldu. Burada sonrasında şöyle kırmızıyla çizelim arkadaşlar. Burada C, E ve B'yi birleştiriyorum. Bakın E noktası tam olarak bir orta nokta. Yani biz burada tabanın burası da 3 diyelim. Şu alanı arkadaşlar bu alan 13 çarpı x bölü 2'lik bir alandır. Buradaki alanımız 6 kere 4, 24 bölü 2'den burası 12'dir. Buradaki alan 6 kere 9, 54 bölü 2'den de 27'dir. Yani biz bu 27 ile 12'nin toplamını tam olarak buraya eşitlememiz gerekiyor. Yani 27 artı 12 eşittir 13x bölü 2 eşittir 39. E sadeleştirirsek x dediğimiz uzunluk burada 6 birimdir. Paralellikler verilmiştir. Bunu zaten yamuktan görüyorum. A, D, C, e paraleldir. Sonrasında bakın şöyle bir paralellikten bahsetmiş. B, C'miz de D, paraleldir. Yani şunlar da şöyle birbirine paralel. A, B, D, 4 katı ise ve alanımız 12 ise yamuğun alanı kaçtır? Şimdi paralellik olduğuna göre diyelim ki burası x arkadaşlar burası da x'tir. FB ile CD birbirine eşit. X, X ikisi de birbirine eşit. ABDC'nin 4 katı. Yani burası X ise burası 4X yapması gerekiyor. 4X'den 2 tane X'i çıkarırsak burası 2X. Yani bakın burada bir tane kelebek benzerliği oldu. X'e 2X. Dolayısıyla benzerlik oranımız burada 1'e 2'dir. Alanları oranını sorarsanız 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. Şimdi buranın alanını bilmiyorum. Oraya A dersem. 1 bölü 4 eşittir. A bölü 12. Yani A dediğimiz üçgenin alanı bakın şuranın alanını 3 bulduk. Burada tekrar şekil üzerinde biraz daha ekleme çıkarma yapalım. Şuradan DE ve CF'yi birleştiriyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir kural yapacağım. Şu alana B diyelim. Bu da B'ydi. Kuralımız diyor ki karşılıklı alanlar birbirine eşit ve bunların çarpımı buradaki 12 ve 3'ün çarpımına eşittir. Dolayısıyla B kare 36. B'miz de 6'dır. Yani buranın alanı 6 olacak. Buranın alanı da yine 6. Son olarak arkadaşlar bakın buradaki maviyle çizmiş olduğumuz paralel kenara bir dikkat edelim. Burada ne var? Köşegenimiz yani DE alanı ortadan 2'ye böler. E burada elimizde 6 ve 3 var. Toplarsak burayı 9 verir. Burada da bakın 6 ve 12 var. Burada nasıl yaparız? Bunu şöyle yapalım. Tabanları arkadaşlar x'e 2x olan 2 tane üçgen görüyorum. 12 artı 6'dan buranın alanı 18. E, tabanları yarı yarıya olduğuna göre burası da 9'dur. Şimdi geliyoruz bunların hepsini topluyoruz. 9, 6, 3 sonra 12, 6 ve 9. Toplayalım. 9, 9, 18, 30, 15 daha. Buradaki toplam alanımız 45 santimetre kare. Çıkmış bir sorumuz var. ABC'de bir dik yamuktur. Diklik verilmiştir. Paralellik tamamdır. 4, 4. Buna göre ADC'nin alanı yamuğun alanının 5'te 2'si olduğuna göre X'i bulun diyor. Şimdi bu şekilde burada X verilmiş. Bakın buradan da uzattığımız zaman yine ortak bir şekilde şöyle bir yükseklik olarak Burada x göreceğiz. ADC üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu arkadaşlar yamuğun 5'te 2'sine eşittir. 2 bölü 5 çarpı yamuğun alanı. Yamuğun alanını bilmiyoruz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada alt tabana da y diyelim. Alt taban y ise üst taban 4 çarpı yüksekliğimiz x bölü 2. İkiler gitsin. Burası nedir? 2x eşittir. Y artı 4 çarpı x bölü 5'tir. E, X'ler de giderse y artı 4 eşittir 10. Y'miz de 6'dır. Yani şuradaki y dediğimiz uzunluk 6. 4 çıkarırsak burası da 2'dir. Şimdi burada ne yapıyoruz? Dik üçgen olduğu için Pisagor yapıyoruz. X kare artı 2'nin karesi eşittir 4'ün karesi. Yani x kare 12'den X'imiz kök 12'dir. E, kök 12'de o şekilde bırakılamayacağı için 4 kere 3 12 4 dışarıya 2 çıktı ve cevabım D şıkkı. Yamuk içerisinde üçgenler var. Paralelliği görüyorum. CF'miz FB'ye eşit. F'miz orta nokta. AE DC artı EB'ye eşitmiş. Yani burası DC uzunluğuna X dersek EB'ye de Y diyelim. AE uzunluğumuz X artı Y birim. Burada arkadaşlar AED üçgeninin alanı alan AED üçgeni nedir? Tabanı X artı Y çarpı H bölü 2'dir. Sonra buradaki yamuğa bakalım. Alan EBCD diyelim. Burada da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani bu üçgenle dörtgenin yani yamuğun alanlarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Diyelim ki burası A ise burası da B ise ikisinin de alanları arkadaşlar A artı B'ye A artı B'dir. Yani toplam biz buradaki ABCD yamuğunun alanını sorarsak iki tane A artı B'den oluşuyor. Şimdi şöyle bir kural vardı. Tekrar bir tane yamuk çizelim. Burada arkadaşlar şu F orta nokta olmak şartıyla toplam alanımız 2 çarpı a artı b ise bunun yarısı buradaydı. Yani a artı b'miz buradaki df a üçgeni olmak zorunda. Yani şurası a artı b eşit. a artı b eşittir. a artı 14. E A'larda giderse b dediğimiz alan 14. Zaten soruda bakın bize k a, e. yani şu alanı sormuştu. Cevabımız da buradan çıkmış oldu. İkiz kenar bir yamuğumuz var. Eşitlikler verilmiştir. Paralelliği görüyoruz. 8'e 2. Şimdi burada önce ne yapalım? Bu D'yi H'la şöyle birleştirelim. Burada 8'e 2'lik bir benzerlik var mı arkadaşlar? Alanları oranı 1'e 4. Mesela alanları oranı 8 bölü 2'den 4 ise arkadaşlar benzerlik oranının karesi 4'tür. Benzerlik oranımız 2'dir. K'ya 2K'dır diyebiliyoruz. Bir de arkadaşlar burada şu alanımız A birimse, bu alanımızın da A birim olduğunu biliyoruz. Kural gereği neydi? Karşılıklı alanların çarpımı yani burada bakın mavi yamukta karşılıklı alanlar birbirine eşit şu küçük olanlar A'ya A'dır. Çarpımları da yine diğerlerinin çarpımlarına eşittir. Buradan A dediğimiz alan o zaman 4. Şuraların alanları 4 birimi, 4 birim. Şimdi şurada yukarıdan D'den aşağıya bir tane DK çizelim arkadaşlar. Buradaki alanımız 4 artı 2'den 6 birim. İki kenar yamuk var burada. Burası da yine 6 birim. Burası K santimetre. Burası da K santimetre. Burada bakın 2K var. Burası da 2K. Dolayısıyla burası 6 ise K'ya 2K var. 2K olduğuna göre 2 katı olacaktır. Burası da 12. Şimdi büyük yamuğun alanını sorduğuna göre her şeyi topluyorum. 6 var, 12 var, sonra 4 var, 8 var, artı 4 var, 2 var. Hepsini tek tek yazıyoruz. Buradan 10, 20 daha 30, 4, 2 daha 6, 36 santimetre karedir. ABC eşkenar üçgensel bir bölgedir. AB ve AC kenarlarının orta noktalarından katlayıp Buradaki şekil 2'yi oluşturuyoruz. A noktası BC kenarı üzerine gelmektedir. Burada KL BCE'de yamunun orta tabanı ve BCE'de yamunun çevresi 20'dir diyor. Yani aşağıya katladığımız zaman tekrar yeni bir orta taban oluşmuş. Bu da KL'dir diyor. BCE'de'nin çevresi 20'dir. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaçtır? Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre diyelim ki bunlara 2k bakın sağ tarafta ikizkenarlık var eşkenarlık var bunlar da 2k dolayısıyla buralar k'ya k olacak şekilde tekrar iki parçaya böldük. Sonra arkadaşlar yukarısı 2k 2k olduğuna göre burası da yine ne olur? 2k. Sonra yukarısı 2k 2k 4k olduğuna göre aşağısı da BC de 4k dedik. Burası yine 2k'ya 2k. Ya 2K. Orta taban bakın burada k'ya 2k, 1'e 2'lik bir oran var. Burası da k benzer şekilde yine burası da k'dır. Sonra bakın arkadaşlar burada 1'e 2'lik bir oran olduğuna göre burası 2k ise şu aradaki küçük parça da yine 1k'dır, yarısıdır. Taralı bölgelerin alanlarını toplayalım diyor. Taralı bölgelere bakarsanız 3 tane bir kenarı k olan neyimiz var? Eşkenar üçgenimiz var. Yani bir tanesinin alanı k kare kök 3 bölü 4. Biz bunu 3 ile çarpacağız. Burada önemli olan neydi? Bu 20 cm bizim için önemli. B, C, E, D'ye bakıyorum. Çevresinde neler var? Buradan bir 4K var. Yanda 2K var. D, E'miz 2K. D, B'miz de 2K olduğuna göre burası 10K 20'miş. E, onlar sadeleşirse K'mız 2. Şimdi bura getiriyorum. 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 3 diyorum. Bunlar sadeleşirse buradaki cevabımız 3 kök 3 santimetre kare olur. Yamuğun alanını arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olalım. Ee, diğer testimizde yine konu kavrama testi ve yeni sorularla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.